Bunu doğduğunda bir tane dört tane sen söyle anaokulu var. Yani şehir çevresi şehitlerin üstüne gibi kurtardı. Biz kendi düşünüyoruz. Biz ne yaptık? Bir vatanın içini çektik. Hiçbir zaman. Evet, evet. Kesinlikle. Şimdi bir daha. Yenisi bu okuyacak. Para görünüyor mu? Eşim okula gidiyordu. O zaman dörde kadar devam ediyor okulunu. Gece rüyada kapanmasını görüyor. Allah'tan kapanmasını istiyor. Yani rüya görüyoruz böyle diye. Sabah kalkıp tesettür olarak okula gidiyor. Okula gidince öğretmenler almıyor. Böyle hayırlı giremesin diyor. Kapandığı için tesettürler. O günden sonra okula bir daha gitmiyor. Anne baba zorluyor. İşte gidi kızım okula, git oku diye. Yok diyor. Ben akşam rüyamda gördüm. Kapanmak olarak. Kapanıyor tesettürü. Tekrar Kur'an-ı Kerim'e devam ediyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Hocalar kadar yükseldikten sonra hatim ediyor. Hocalıkta görevini yapıyor. Bir zaman okula daha devam etmiyor. Dışarıda Kur'an-ı Kerim hatim ediyor. Sonra nasip ve kısmet oluyor. Biz tanıştık. Tanıştık. Nişanımızı yaptık. Düğünümüzü yaptık. Camide. Hiçbir zaman namazını kaçırmazdı. Ramazan'da hiçbir zaman namazı kaçırmayalım dedi. Namazını, ibadetini her zaman zamanında ve yerine yapardı. Çevredeki insanları, akrabalarımızı, komşularımız olsun Kur'an-ı Kerim öğretmiştir. Küçük büyüğü hiçbir zaman demeden çocuk ve büyük aile herkese bir harf öğretmeye bile kulayım mı diye yüksek koşarak giderdi. İşim vardı hiçbir zaman demezdi. Bir insan Kur'an öğrenecek koşarak giderdi. Ben de seviniyordum. Şehitim o görüyoruz, biz göremedik. Son dönemde ise daha önce nişanlıyken beni falan yere götür, gittiğimiz yerlere götür. Götürdü, hep beraber gittim, ziyaret edelim. İşte dedik, biz burada en son buraya nişanla buraya geldik. İşte evlenirken biz şu camide namaz kıldık. Böyle yerlere hep gidiyorduk bizim camilerimize. Ama dedim o hissettim ama ben hissedemedim. Ben de hep beraber gidiyorduk. O zaman hiçbir zaman tersine gidiyorduk gezmeye ama bu sene nasip olmadı, gitmedik. Dedi ki biz tarihi camileri gezelim. İşte evlilik döneminde gittiğimiz yerlere gidelim. Tamam dedim ben de. En son götürdüm dedi ki işte İstanbul'da Gülhane Parkı var. Nişanlıyken oraya gezdik biz. Dedi ki yani biz oradaydık dedi. Biz orada resmimiz var, hatıramız. Orada bir resim nasip oldu, çektik. Gün sağaç geldi, bitti o gün. Evimize geldik. Eşim son iki senedir o çalışıyordu. Onu söyleyeyim ben. Ayağımda yırtık vardı, iyileşmiyor. Dedi ki sen lazımsın. Ben de çalışayım dedi biraz da. Sen dinlen dedi. Ayağın iyileşene kadar. Son iki sene mücadelesini eşim verdi. İş Temmuz akşamı işim işten gelmişti. Yani saat yani 10'a 10 dakikam var. Çeyrek var bilmiyorum ama saat hiç bakmadık biz. Ufak kızım var 11 yaşında. Yatıyordu. Erken yatardı. 10-10.30 oldu mu yatardı. Yani erken yatardı. İşten geldi bir oturup biz de yer sofrası kurarız. Biz her zaman yer sofra devam ederiz. Yani. Muhabbet ediyorduk öyle. Yemek falan yedikten sonra.
Bir tane akrabamız aradı, dedi ki darbe oluyor. Darbe olunca dedim nasıl olur dedim ben kendi kendime. Açtım televizyonu açtım. 5-6 kanal arıyorum. Hep son dakika son dakika. Eşim dedi ki Ramazan dedi, kalk dedi hemen dışarı çıkalım dedim. Biraz oturalım dedi. Bana dedi ki vatan eline giriyor. Allah korusun dedim. 60 simalı bir iki reklamı sıkılana kadar dedi, sen toparlan dedi. Ben tamam dedim. O 60 simalı namazı kılana kadar ben aşağı indim merdivende. Bekliyorum kapıda. Ablam var aç. Tesadüfte ablam dışarı çıkıyor. İşim aşağı iner ki o da aşağı iniyor tesadüften. Anahtarı alıyor. Eğne sıkıştırıyor diyor ki önce Allah'a sonra sana emanet diyor. Evde bir tane çocuk var yatıyor. Başka bir şey demiyor ablama. Merdivenden aşağı inerken ben kapıda beklerken ablama böyle kucaklaşıyor. Ablama diyor ki bir kişi bir kişidir diyor. Ve bir kişi de bir kişidir. Öyle diyor. Ablama söylüyor. Ben iki adım ilerideyim. Sonra biz yolumuza devam ettik. Ablama anahtarı verdikken falan bana söylemedi. Çünkü ablama teşhisi bana söylemedi. Biz yolumuza devam ettik. Yolda giderken biz insanları çağırıyorduk. Balkonlardaki camlara bakan insanlar aşağı inin. Bir kişi bir kişidir diye. Bir kişi bir kişidir diye. Bize lazım. Bir caddede yürüdük. Gelen de sağ olsun gelmeyene. Çünkü vatanımız başka bir şeyimiz yok. Biz bayağı yürüdük. 4 yıl meydana kadar yürüdük. Buradan oraya yürümemiz bir 10 dakika oldu. ATM kuyruklu insanları gördüm. Bir kuyruk var ki o para onları kurtaracak. Biz yolumuza devam ettik. Böyle şey yaptım artık kendim kendime. Devam ettik. Meydana geldikten sonra Esenler Meydanı'na ilçe başkanlığı mı içeceğiz, yolça ile mi, karakola mı içeceğiz diye düşündük kendi kendime. Baktım ilçede gelen insanlar var, karakola diyor, Esenler karakola doğru yürümeye başlıyorlar. Biz tekrar çıktık. Dualarımıza, bayramımıza, eşime göre yürüyoruz. Ama tek tük insanlar var. Üzülüyorum. Buradan o kadar yürümüşüz biz. 4 yıl meydan geçtikten sonra baktım böyle amcalar var, dedeler var, babaanneler var, yaşlı böyle çocuklar böyle yürüyor. Sevindim. Ferahladım çünkü o kadar yolu yürümüşüz ki. Kimse yoktu. Sevindim. Eşime dedim biraz dem oturalım dedim. Ayağım ağrıyor. Dedi ki yok Ramazan yolumuza devam edelim dedi. Tekrar yolumu bir daha kırmadım. Devam ettik bir daha. Bir 25 dakika daha yürüdük. Esenler Karakol'a vardık. Oraya varınca maşallah. İğne atsan düşmez. O kadar kadar sevindim. Daha çok güçlendik. Dedi ki Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanı'na gelecek. Biz ondan karakola döndük. Çevre yoluna yavaş yavaş yürümeye başladık. Kol kola dualarımız ediyoruz. Eşimle beraber, halkımızla beraber bayraklarımız var. Bayağı yürüdük. Sonra çevre yoluna atladık. Çevre yoluna kendim bir daha girmedim. Dedim ki ya bu çevre yoluna 5-6 araçlık bir yol gidiyor. Biz nasıl gideceğiz dedim. Araçlar bize nasıl yol verecek? Girdim ki çevreleri bomboş. Hiçbir araç geçmiyor. Hep halkımız, milletimiz dolmuş o yolda. Çevre yoluna kendim bir daha girmedim. Dedim ki ya bu çevre yoluna 5-6 araçlık bir yol gidiyor. Biz nasıl gideceğiz dedim. Araçlar bize nasıl yol verecek? Girdim ki çevreleri bomboş. Hiçbir araç geçmiyor. Hep halkımız, milletimiz dolmuş o yolda. Bir vatandaşın büyük bir tane bayrak getirmiş. Biz o bayrağı bir eşine bir 10-15 dakika tutup yürüdük. Sonra dedim ki eşim yalnız kalmasın diye. Vatandaşımıza ikinci teslim ettim. Buyur kardeşim dedim. Çağırdım da teslim ettim de. Onlar devam ederken bayrağı önde giderken eşim ya biz arkadan yavaş yavaş devam ediyoruz. Konuşa konuşa. Tekrar rahmetli dedim ki eşime. Biraz dedim oturup ayağım ağrıyor. Ayağım belli dedim ki ayağım dikiş herif patlamış benim. Ama yansıtmadım ona. Dedi ki yok Ramazan değil vatan eline gidiyor. Dedim Allah korusun. Bir daha demedim. Yürümeye başladık. Milletimizle beraber. Üst geçitte insanlar bağırıyormuş. Tank geliyor diye. Bu insanlar sonradan benim evime gelince söylediler. Duyulmuşum ki. Helallik almaya gelmişler. Bağırdıkları gibi duymadık için. Şöyle bir sola bir döndüm ki. Tank geliyor. Dondum kaldım. Eşime dedim ki sen bari kendini aşağı bırak. Beni boş ver dedim. Sağ tarafı da kralsa dedim sağda beni aldılar. Ama sol tarafa düşürmedim. Çünkü sol tarafı bariyer tarafına sıfır gidiyor tank. Eşime ben bariyerden aşağı kendini bırak deyince o hainler insanın üzerine, bizim üzerime sürdü.
sol taraftaki insanlara. Bir işim var, başka bir şehitlerimiz de var. Sağda kırmadı. Dedim ki ya bu tank bizim dedim. Biz aldı bize vurmak için mi? Eşime vurdu. Benden sonra 5-6 tane şehidimiz var. O sırada ben devam etmedim. Eşimi kucakladım. Yerde. Türkan, Türkan diye bağırıyorum. Ses yok, namaz sıcak. Kafatasında darbe aldı. Kafatasında darbe aldı. Kafatasında. Kucaklanınca, çenesi eğilince kafatası. Tabi dua ediyorum, Allah'ım ne olur bana yardım edin. İnsanlar da bana koştular, geldiler. Nasıl hastaneye götüreceğim, o kadar yol yürümüşüm, karabalık. Yalvarıyorum Allah'ım yollarımızı aç da yetiştirelim. Bir tane vatandaşımız elini kaldırdığı gibi ilk araç durdu, hiç yok da demedi. Allah razı olsun onunla. Hiç. Gözüm önünde gibi unutmuyorum. Bizleri vatandaş yardım etti. Arabaya aldılar. Ama kucağında hem yaralı bir insan var. Bir de yalvarıyorum Allah'ım ne olur yollarımızı açın. Bize yardım eden, yardım ettiğin dualarımız. 15 dakika aşağı gidemem diyorum. 15-20 dakika okul yoldaşım ki karabalık ya dönemem. Vallahi Allah yardım etti. 4-5 dakika da hastaneye vardık. Birinci hastane, Güney Hastanesi'ne geldik. İçeri aldı, bizi almadı içeriye. Orada hemşire bağırdı, sende bir şey var mı? Yok dedim. Benim üstüm komple kırmızı. Kuşanlı insan. İşim var. Bir 15-20 dakikada müdahale ettiler. Kalp nabız çalışıyor dediler. Acili büyük hastaneye kaldıracağız. Saat 12.30 mu ama 1 mi bilmiyorum. Şimdi saate haberim yok. Bir tane ambulans geldi. Bizi 1,5 dakikada bağışlara araştırmaya götürdüler. Biz hastaneye girerken zaten hastayı içeri, yaralı içeri aldılar. Kapıları kapandı. Başka kimse içeri almıyorlar. Tabii onlar görevini yapıyor. Şimdi onu mücadele edemeyiz. Kavga da edemeyiz. Davamız vatan davası. Kapıları kapandı. Bahçede akrabam, dostum, komşularımız, bahçemiz doldu. Saat yaklaşık 3'e doğru, 3'e kadar bekledik. Beklerken hastane üstünde alçak uçuş yaptılar. Jetlerle. Hainler. Bizim insanlar, yani oradaki insanlar kaçsın diye. Biz tankten kaçmadık ki oradaki mermiler, jetlerden kaçacağız. Hiç hastane dolup tıktım tık dediğim gibi. Aslan bir yeni geçmez. Hiç kimse kaçmadı. Hiç kimse bir yere kıpırdamadı. Çünkü o gün Allah güç ve kuvvet verdi bize. İman gücü verdi. Biz hiçbir insanımız kaçmadı çok şükür. Hiçbir zaman pişman değilim. Biz bu vatanın için çıktık yolumuza. Saat 3'te doğru doktora çıktım. Kapılar açıldı. Eşimi arıyorum. Dedi, ikinci kata çıktım. Eşim nasıl durumu soruyorum. Doktorumuz dedi ki oturur musun? Dedim oturmaya gelmedim. Yaralı bir insan getirmişim. Bana söyledi nasıl oldu? Dedi ki başın sağ olsun. Dedim eşimi görmek istiyorum. Gittim gördüm. Beni götürdü doktorum. Vatanımız sağ olsun dedim. Canımız gitti ama vatanımız gitmedi. Vatan anasız kalırız, vatansız kalamayız. Yarsız da kaldım ama vatansız kalmadık çok şükür. Vatan gibi şey, vatan olmasa hiçbir şey olmaz. Allah 15 Temmuz'u öyle bir gün bir daha bize göstermesin. 15 Temmuz'da biz çıktık. Öyle bir gün olursa yani Allah korusun olmasa da olmaz yani. Ama olursa da gene biz bir canımız daha burada gene çıkarız. Yani arkamızdaki gavurlar Amerika'ymış kim olsa olsun biz her zaman vatan için dik duracağız. Bayram için dik duracağız. Amerika o şarlatanı beslesin. Her bir gün bize onu iade edecekler. O hesabını Türkiye Cumhuriyeti'ne verecek. Fethullah Gülen. O haini Amerika bugün vermese ve yarın mutlaka verecek onun hesabını Türkiye'de. O bizim büyük devletlerimiz onun hesabını soracak. Birlik beraberlikle ilgili ne söylemek istiyorsun? Allah birlik beraberimizi bozmasın. Biz 15 Temmuz'unda bir havuçtuk. Güçtük. 81 gücümüz var çoğu şükür. Ama Lazlıymış, Kürdüymüş, Çerkezmiş hiçbir zaman bir ayrım yoktu. O gün bir kardeştik vatanımız için. Hiçbir zaman bizim ülkemize bir ayrımlık yok.
Allah o günümüzü bize öyle bir gün daha göstermesin. Allah birlik beraberliği hiçbir zaman bozmasın.